Herkese yeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz soracak olursanız bizler iyiyiz. Biraz yorgunuz sadece. Günlerden salı ve biz şimdi Zeyd Mirza'yla kısa bir dışarı çıkmamız lazım. Çünkü arkadaşlar birkaç eksiğim var. İşte bulaşık makinesi deterjanı, sonra işte yoğurt falan öyle birkaç eksik. Bir de bir kağıt işim var. Yani bir şeye gitmem lazım. Kağıt çıkartmaya gitmem lazım. Çünkü bizim evdeki basıcı yani drukka bozuk. O yüzden bir kağıt çıkarmam lazım. Bir şey iade etmem lazım onun için yani. Hemen hızlıca çıktık dışarıya. Vallahi hiç halim yok yani şu tipime bakın. Zeyd'de bir şapkasını çıkartmaya çalışıyor. Zeyd çıkarma annem. Hemen gidip gelelim. Zaten hava da kötü ya. Umarım şu an yağmur yağmıyordur arkadaşlar. Bakacağız. Yo, durmuş herhalde. Öyle gözüküyor. Ama yağdı yani. Şu anahtarlığımı bir cebime koyayım. Ama bakın. Koleksiyon yapıyorum resmen. O kadar tatlı ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala yağmur yağıyor. Yanılmışım. Ama zaten işim uzun sürmeyecek. Hemen işlerimi halledip tekrar eve gideceğim. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Önce marketten aldıklarımı göstereyim. Sonra Bipa alışverişimi paylaşacağım sizlerle. Bakın şöyle Lille çok güzel böyle soslar gelmiş. Desiat sosu. Yani hem dondurmayı hem tatlılara kullanabilir. Kullanılabilir yani. Böyle çilekli aldım. Ve karamelli aldım. Geçen gün bir bardakta tatlı yapmıştım tofili. Ve o gün karamelli sosa ihtiyacım vardı ama bulamamıştım. Ve şu an gelmişken almak istedim. Evde bulunsun yani. Bunların zararı olmaz yani. Hep lazım olur. Ondan sonra bir tane süt aldım. Şöyle iki tane tereyağı aldım. İki tane şöyle maya aldım. Evde bulunsun. Çünkü dün de mayam yoktu. Ve maya olmayınca kabarmıyor. Dünkü pizzalarımız da mesela pek kabarmadı ama yoktu çünkü. O yüzden evde bu sefer bulunsun dedim. Yoğurt aldım. Sonra mısır. İyi yaşa anneciğim. Şöyle iki tane dövülmüş domates aldım. Bir paket balık aldım. Üzüm aldım. Şöyle 15'li yumurta aldım. Salata aldım şöyle. Ekmek aldım sahura. Sonra kamille çayı aldım arkadaşlar. Ondan sonra çilli aldım ve tost ekmeği. Böyle. Şimdi bunları bir de tuvalet kağıdı aldım. Bunları kaldırayım. Annem yavaş. Ondan sonra da bir alışverişimi paylaşacağım. Evet canlar, alışverişi yerleştirdim ve Zeyd Mirza'yı yatağına koydum. Şu an öyle uykusunu yapıyor. Ben de size şimdi Bipa'dan aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilk başta bir tane cif aldım. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Yani ben çok severek kullanıyorum böyle. Ocağımı falan silmek için yani gayet güzel. Ondan sonra deterjanım bitmişti. Bulaşık makinesi için. Şöyle finishingini aldım. İçinde kaç tane var? 77 tane var. Fiyatı da 10 euroydu. Sonra kendime bir tane kuru şampuan aldım. Şöyle Bipa, yani Bikia markası. Yani Bipa markası. İlk defa deneyeceğim. Şöyle koyu saçlar için. Böyle. Ondan sonra bir tane sprey aldım. Yine aynı Bikia markası. Volume spreyi. Evde yok çünkü hiç. Normalde Tuff'ınkini alıyordum. Böyle turkuaz şişesi vardı bunun gibi. Ama yoktu. O yüzden bunu denemek istedim. Ondan sonracığıma şu Got To Be'nin klibası. Yani yapıştırıcısı. Kaş yapıştırıcısı. Sabitleyicisi mi? Ne deniliyor bilmiyorum Türkçesi ama... bunu da bayağıdır denemek istiyordum ve bugün gitmişken alayım dedim arkadaşlar. Böyle kaşları ve bu bebek saçları yapıştırmak için bakalım nasıl, gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok da ucuz bir şey değildi yani, 8 euroydu. O yüzden umarım ki iyidir. Hatta bir açıp bakalım bence nasıl diye. Fırçası falan. Şöyle aynı rimel gibi duruyor zaten. Bakın böyle. Aynen rimel gibi. Deneriz. Koklamam ne mana. Neyse. Sonrasından da şöyle pamuk bitmişti. Onu aldım.
Bir de et poşetim bitmişti. Arkadaşlar onu aldım. Ne diyorum? Bir de şu şeyleri silmek için işte koltukları silebilirsiniz. Halıyı silebilirsiniz. Bu ilaç gerçekten çok güzel. Şöyle kendi süngeri de var. Böyle sıkıp hani silebiliyorsunuz. Bitmişti. O yüzden bundan da almak istedim. Bunun fiyatı da 6 euro falandı herhalde. Bu şekilde. Zaten koltuğumda yine baya bir lekeler var. O yüzden bunu almam iyi oldu. Çok ihtiyacım vardı. Koltuğumu falan silmem lazım. Böyle şimdi bunları da kaldırayım. Şimdi Zeyt dediğim gibi uyudu. Ve bugün doktor randevumuz da var arkadaşlar. Saat 6'da ama biliyorsunuz Zeyt Mirza'nın gözünün kızarıklığını. O yüzden riske atmak istemedim. Hemen termin yaptım. Onlar da bugüne verdi akşam 6'ya. O yüzden ona gideceğim. İşte Zeyt uyusun, uyansın, ondan sonra götürelim. Çok kişi yazmış binden Hot and Sündüm olmuştur diye. Ben de ilk onu araştırdım yani sizlerle paylaşmadan. Direkt o çıkmıştı. Ama yani böyle ateşi falan yok bilmiyorum. Umarım o değildir ama herhalde o yani o hastalık. Yani hastalık demeyeyim de şey diyeyim. İntihaplanmış diyeyim size. Bakalım kesin damla verirler ama yine göstermekte fayda var yani en azından damlayı yaparız geçer yani çünkü çocuğun gözleri böyle küçücük kalmış böyle kızarık duruyor. O yüzden hemen acilen doktora gidelim ve saat 6'da olması biraz sıkıntı yani iftarda 7.40'da mı oluyor bugün 7.44 mü öyle bir şey. Gitmeden çorbayı hazırlayayım ben köfte çorbası yapmak istiyorum. Çorbamı en azından hazırlarım. Gelince de bir hızlı makarna yemeği yaparım. Yani makarna yaparım. Kremalı, sebzeli canım çekti baya. Böyle takliyette makarnalar var ya böyle uzun taze makarna. Onları yaparım büyük ihtimalle. Çünkü gelince zaten pek vaktim olmayacak. Neyse çok fazla konuştum kız. Bunları kaldırayım. Çorbaya hazırlayayım. Sonra zaten doktora gidince tekrar bir yerlerde görüşürüz. Ya da yemek yaparken. Canlar ben çorbayı hazırladım. Şöyle köfteli şehriyeli çorba. Şöyle bakın. Böyle şehriye ve köfte. Çorbam hazır. Şimdi Zeyt de uyandı. Onun üstünü değiştirdim ve şimdi doktora gidiyoruz. Sonra geldikten sonra da iftarın yani iftar yemeğinin diğer kısmını hazırlayacağım. Evet randevuya son 10 dakika ve yetiştik zaten hemen şu köşeye de. Oldu işte burada gösterelim bakalım ne diyecek doktor. Aa Zeyt bak burada ne var. Ne güzel yapmışlar. Evet yarım saat sonra çok şükür sıra bize geldi. Ne oldu? Gözlerini görüyor musunuz? Hala aynı. Bağırma anneciğim evet. Yarım saat sonra yavaş yavaş delilenmeye başlıyor. Çünkü çok bekledi. Değil mi? Ama oynadı çocuklarla güzel. Gitti arabalarını paylaştı. Anneciğim onu veremem bak. O doktorun bilgisayarı. O doktorun. Tamam mı annem? Çok hasta görünüyor ya. Kıyamam ben sana. Evet bak orada ne var? Ana. Bak iç organlarımız var orada. Orada organlarımız var. Hasta mı oldun sen? Hasta mı oldun annem? Arkadaşlar biz koştur koştur eve geldik. Hemen makarna suyunu vereceğim. Çünkü iftara tam olarak yarım saat kaldı. Tam yarım saat bu arada. O yüzden çok seviniyorum tabii ki de. Bence suyu direkt kettle'de kaynatayım. Yoksa uzun sürer. Seni nasıl götürdün? Açık mı orada? Nasıl açık bu açık? Yok yok ben açmıştım. Ha bu arada doktordan geldik de birazdan anlatacağım. Şu an bu stresi biraz bir atlatayım. Hemen yemeğimizi hazırlayalım. O kim verdi? Evet. Şimdi neyi yapıyoruz? Neyi? Şeyi. Sade, kremalı yapacağız. Sade olmasın ya. Zepzeli olsun. Taze mi tutacak? Bakın şöyle makarnam var. Onu yapacağım. Aa şimdi Zeyd'e mi veriyorsun? Evet. O aç aslında direkt çorbasını mı içse keşke.
Çorba verin baba. Şimdi krema, krema, krema. Arkadaşlar ben sebzeli yapmak istiyorum, tavuk göğsü yapmak istiyorum. Beyefendi sade krema istiyor. Ne? Bu nasıl bir damak tadıdır? Sade mi? O zaman domatesli yapayım. Krema yapsana, ben diyorum ki şimdi arkadaşlar şipşak sosum hazır. Bugün şöyle hızlı yakaçtık ama çok lezzetli oluyor. Böyle krema, soğan ve tavuk göğsü. Akif pek böyle tavuk göğsünü sevmiyor. Sade seviyor ama koydum birazcık. Bir şey olmaz yani şuncacıktan. Şurada çorbayı ısıtıyorum. Yine her yere yağ sıçradı ama sileriz sonra. Zeyde koydum, o içiyor bu arada çünkü bayağı acıkmış o da. Şurada da makarnalarımı haşladım. Öyle yani, Allah bereket versin, daha ne olsun. Aradan birkaç saat geçti. En son iftar soframızı seçmiştim. Yemeğimizi yedik. İşte oraları toparladım. Zeyd'le biraz oynadık. Sonra Zeyd uyumaya gitti. Ve şimdi size vakit buldum arkadaşlar kamerayı açmaya. Biliyorsunuz doktora gitmiştik. O durumu size güncelleyeceğim. Gerçekten de şey olmuş. Binden halt entzündung. Türkçesini bilmiyorum ama işte göz intihabı ve doktor da bize damla yazdı, bir de burun spreyi yazdı. Onları günde 3 defa kullanmam gerekiyor ve geçiciymiş bulaşıcıymış pardon bulaşıcıymış yani, bize de geçebilir. O yüzden dikkat edin dedi de biz, yani ben annesi olarak nasıl dikkat edeyim bilmiyorum çünkü hala hani sarılıyorum, öpüyorum yani, sonuçta artık geçerse yapacak bir şey yok. Ama çocuklardan da uzak olsun dedi doktor, yani hemen geçebilirmiş. O yüzden geçene kadar kimseyle görüşmeyeceğim. Umarım hemen geçer arkadaşlar. Çünkü bu hafta sonu misafir çağırmak istiyorum ve misafirliğe gideceğiz. O yüzden umuyorum ki geçer. Doktora sordum hani ilk defa olduğuna kadar sürer diye. O da dedi kesin bir şey söyleyemem çünkü herkes de değişiyor bu, yani hep değişkenlik gösteriyor. Bir hafta sürebilir, belki daha kısa sürebilir, yani bilmiyorum. Bir de sordu hani ateşi falan oldu mu diye, ama yani çok şükür diyeyim şu ana kadar ateşlenmedi gözü yüzünde. Sadece gözü işte çapaklanıyor ve kızarık yani. Onun dışında bir rahatsızlığı olsaydı zaten belli ederdi, yani bir ağrısı falan olsaydı kendini belli ederdi. Şu ana kadar çok şükür olmadı, umarım bundan sonra da olmaz yani. Umarım kimseye geçmeden de iyileşir tekrar. Zaten siz çoğunuz yazmışsınız kesin binden halt entzündung oldu diye. Gerçekten de öyle çıktı. Yani bilmiyorum niye oldu, nasıl oldu ama olmuş yani. Böyle geçer inşallah. Bir de sordum papatya çayını da kullanabilir miyim diye. Çünkü yorumlara da hep gelmiş papatya çayı kullan diye. Ben de hani sormadan kullanmak istemedim. Aslında biliyorum hani papatya çayı çoğu şeye çok iyi geliyor ama yine de sorayım dedim kullanmadan. Doktor da dedi silerken kullanabilirsin yani fark etmez dedi. Bir gün aldım zaten papatya çayı, alışverişimde görmüşsünüzdür. Öyle. Bu arada çok bitkin gözüküyorum ama birazdan Akif'le film izleyeceğiz arkadaşlar. Ondan öncesinde size ilaçlarını paylaşayım, sonra bakarız. Evet, doktorun yazdığı ilaçları da size göstereyim. Bu arada azat şişesini burada unutmuş. Hem mama şişesini burada unutmuş hem de su şişesini. Zeyd buradan su içiyor. Çok komik, çok sevdi bunu. Anneme bir sorayım nereden almış. Acaba tatlı değil mi? Suluk. Arkadaşlar şimdi doktor Zeyd Mirza'ya şöyle bir göz damlası yazdı. Bu da günde 3 defa. Dreimal täglich, aynen. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere. Öyle veririm Zeyd Mirza'ya. Böyle. Sonra bunu yazmış Nazivin. Evde aslında biraz vardı da yine yazmış. Bu arada Akif almaya gitti. 2 tane yazmış. Ben bilmiyordum 2 tane olduğunu. Bu böyle tuzlu karışım burnu için. Normalde böyle şeyler de pek iyi değil. Burnu daha da çok tıkalı hale getiriyor. Ama doktor kullanın dedi, o yüzden kullanacağım.
Bu şekilde doktorun verdiği ilaçlar arkadaşlar ve umarım en kısa sürede gözleri tekrar düzelir. Çünkü gerçekten çok böyle kötü duruyor ya, kıyamam, çok böyle kızarık ve küçülmüş, içine çökmüş gibi gözleri. Öyle mi okuluyor bilmiyorum ama in guten Wunsch wie ein Tag. Bu benim var ya çocukluğumun filmi. Gerçekten melodisini duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Çünkü ben küçüklüğümden beri çok seviyorum Şaruk Han'ı. Evet, ay çok güzel. Bu arada YouTube'dan açtık ama 5 euro ödedin değil mi açılması için? Niye söylüyor ya? Yok söyleyelim abi, belki izlemek isterlerse nereden açtığını. Aynen, öyle herhalde izlemiyorsun. Aynen. Bu Almancası. 4.99'a şey yaptık biz, kiraladık. Şimdi kat bir günlüğüne mi? Evet, bir günlüğüne mi oluyor? Bilmiyorum ki. Yoksa bir kat saatliğine mi? Her neyse şu an 3.5 saat sürecek. Şimdi bunu izleyeceğiz. Yeni dansın. Neymiş yeni dansın? Tamam canım, hadi izlemeye geçelim biz en iyisi. Bırakalım da Hintler dans etsin Akif. Ben de yerime geçiyorum, evet.